Benim var ya hiç sevmezdi, ağlardı gece evde. Biz gece dışarı çıkardık hemen. Annesi nasıl seviyordu seni? Sevda teyze çok başka bir kadın ya. Hiç yani Melis nasıl onun kızı olmuş anlamadım. Sen iki gündür iyi görmüyorsun ha Melis'i. Ya Melis'i görmüyorum. Bunun ya. Geri dönüşleri ona çok ağır olacak, çok farkında ağır değil. Olacak, kardeşim yani ben de ne şekilde dönerse dönsün sıkıntı yok, ben gördüğümü söylüyorum. Bir şey hiç sana sormadım ha, neden Ayça böyle diyor Melis için falan diyor. Diyordu ya sen, Melis bu adam sana geçmişte de hatalar yaptı. Kardeşim orada ben Melis'in o hareketlerini sevmiyorum. İnsanlara karşı büyüklenmesini sevmiyorum. Ayça'nın savunduğu şey doğru. Ama sonrasında yaptığı hareket yanlış. Melis'in yaptığı zaten baştan aşağı yanlış. Yanlışsın diyor ya. Yanlış abi, insanlara en çok kızdığım şey. Kimsin ki tepeden bakıyorsun insana? Melis kendisine ters o gidene sonuna kadar ters gidiyor kardeşim. Vallahi kanka bana abi istediği kadar ters gelsin. Tırnız gider yani. Sana... Sen ilişki yaşayacağın, ilişki yaşamak istediğin bir insanın eski sevgilisine bunları konuşur musun? Böyle yok, bir şey var mı? Ağzını açmaması gerekiyor. Tabii canım. Ben ağzımı açmadım. Ben... Hoş geldin. Dedim ki Allah mutlu mesut. 2-3 şey yakaladım. Öyle. İnce nokta yakaladım. Sadece oralardan vurdum, cevabını aldım. Tamam dedim kardeşim. Daha iyi misin? Hani dedi ya biz geçmişten beri konuşuyorduk. Tamam. Ne zamandır izliyorsun programı? 3 aydır. Ne zaman berabersin? 2 aydır. Tamam kardeşim. Benim için almam gereken cevabı aldım. Hoş geldin Azal. Yani yakın arkadaşın. Satayın başında gördüğünden sonra. Aleykümselam bacım. Yiyelim. En başından beri izlersin, en başından beri konuşuyorsun. Şu şimdi da var kardeşim. 10 senedir arkadaşız diyor. Evli olduğu ve nişanlı olduğu dönemlerde görüşmedik diyor. O da ince bir ayrıntı. Yani kocası ya da nişanlısı onunla ilgili bir yakınlığını mı gördü de acaba görüşmesine izin vermedi? Sana ne diyeceğim? İnsanlar Ayça Emre ile beraber dışarıya görüşmeye başladı. Her hafta sonunu beraber geçirmeye başladı. Her buradan çıkışta beraber evet, fotoğraf paylaşmaya evet, başladı. İnsanlar dedi ki hayırdır dedi, Emre ile aranızda bir şey mi var diye yakıştırmalar başladı. Herkes bunları yapıyordu. Hatta Mehtap Gil dedi. Hepiniz dedi işte sizin yakıştırmalar yapılıyordu falan. Bunun ardına çocuk çıkıp şunu söylüyor. Diyor ki evet diyor, benim sana karşı bir yakınlaşmam oldu. İnsanlar da diyor ki aa bak haksız değilmişiz. Sen tuttun bize açıklama yaptın. Benim 10 yıl önceki arkadaşım daha yeni tekrar görüşmeye başladık diyorsun da bak ne dedik, flört ediyorsunuz. Bak çocuk da kabul etti. Çocuk kabul etti. Yani bir insan tutup da 2 aylık görüştüğü bir insana ilanı aşk etmez. Geçmişten beri bir şey hissediyordur demek ki. Zamanı gelmiştir, ilanı aşk etmiştir. Demiştir ki şimdi zamanı bu. Bu durumda sana kızdığım tek yan şu kardeşim. Dün gördün. Dün Ayça'nın söylediklerini evet, gördün. Evet haklısın. Haklı buldun değil mi kanka? İkimize yüklendi. Yok aynen, o da buldu ya sonradan. Onlara ne oluyor dedi. Tamam yok doğru, gördü. Ya ben örnek veriyorum. Kurban oldum. Bak bugün de benim pazartesi sabah söylemek istediğim aynen, de buydu. Size ne demek istiyor yani? Size ne demek istiyor ya? Benim bir adamı onlar mı göndermeye çalışıyor? Rakip mi gördüler? Emre Atik. Bak sevdim çocuğu. Saf çocuk da. Çok temiz. Kim ki bize rakip olacak kardeşim? Biz burada rekabet içerisinde insanlar değiliz ki, biz hepimiz daha oturup mutluluğumuzu konuşan insanlarız. Ben burayı ya da biz burayı yarışma olarak görsek zaten yok, daha farklı boyutta yaklaşırdık insanlara ya, karşı. Ya. Bizim ama abi umrumuzda değil. Değil ki abi, olmuşuz, değil zaten. Olmuşuz, yok beşinci abi, olmuşuz. Biz onun peşinde değiliz zaten. Yani. Haftanın birincisi olmuşuz, hiç önemli değil. Biz burada birincilik sıkıntı için çaba sarf etsek çok büyük stratejiler yapardık. Neler neler, ha, neler neler. Evet. Neler neler yapardık yani. Ha. Ama ben burada gerçekten ne para umurumda ne de birincilik umurumda. Mutluluk umurumuzda. Ha olursa ne ala. Bak ben haftalık 10 bin liraya hayır diyecek bir adam değilim. Kim sayesinde abi? Herkesin hiç birimizde miyiz abi? Hepimizin herkes ihtiyacı var. Hepimizi bıraktık buraya geldik abi. Bak burada açık ve net konuşalım. Herkesin kendine göre ihtiyaçları kimin var. Kimin böyle yani durumu çok iyi abi? Yok abi öyle bir şey yok. Yok ya, öyle bir şey yok. Askerler Batuhan geldi. Elinde. Cimilli geliyor. Elinde. Batuhan Cimilli yavaş yavaş bahçeye. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Aa, evde kaçmış şey. O ne abi? Sana hediyem, içini açma. Sadece şöyle olduğunu bil. Kapat. Vaaay. Kırmızı ayakkabılarıyla, kırmızı hediye kutusuyla geldi. Yeni bir aşk mı başlıyor? Vay. Emre Hazan'ın hediyesini gördüğünde böyle hiç inşallah batem. İçinde defter yoktur. Batem. Batem. Dinle de inşallah içinde defter yoktur. Ne oldu ya bakayım. İkiniz birden anlaşmalı mı? Patladı mı? Patladı mı? Not defteri almış. O nasıl oluyor ya? Kardeşim benim. Çok ilginç. İkiniz bunu aynı anda. Teşekkür ederim. Güzel bölüm. Ne demek size? Benim içeceğimden içebilirsin. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Yok ben sevmiyorum kardeşim. Bana başka içeceklerle gel. Abi Hazal tahmin etti biliyor musun? Neyi tahmin etti? Acaba senin de hediyen aynı çıkmasın dedi. Aa. Ben de böyle yaptım. Kanka şeyini içini göster. O arada defter çıktı. Ben defteri gördüm. İlk kim verdi defteri? Orada bir down oldum zaten. Orada sen defteri şey deseydin. Açma deseydin. Dur. Evet. Dur deseydin. Erdem verdiğinde sen keşke hediyeyi vermekten vazgeçseydin. Açtıktan sonra zaten aynı düşünceye kapıldım ben. Abi çıktı ya şöyle ucu. Ben olsam vermezdim. Eyvah dedim. Ben olsam vermezdim. Şöyle vermiştim abi hediyeyi zaten. Verdin o ikisini de aldı ondan sonra açtı. Benimkini yanına koydu. Erdem'inkini açtı hatta sordu. Hangisi seninki dedi. Bu benimki dedim. Neyse üçlemiş oldu. Erdem'inkini arada açıyordu. Fark etmez aç ikisi de aynı artık zaten ne yapacak. Kanka zamanında sen ne yaptın? Sen yeter ki sen.